hiçbir kişisel çıkarın, hiçbir mevki ve makam beklentisinin ve dünyada hiçbir ücretin ya da karşılığın paha biçemeyeceği Türkiye. Çok güzel bir ülke, eşsiz bir yurt. Bu yurdu şimdiki nesillere, bize armağan eden atalarımıza şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti paha biçilmez bir cumhuriyet. Toprağıyla, ülkesiyle, insanıyla. Atatürk gibi güzel, Atatürk gibi dolu, Atatürk gibi zengin ve Atatürk kadar muhteşem bir ülke. Evet, Ulusal Kanal'ın değerli izleyicileri. Şimdi bu cennet ülkemizin, bize Atatürk'ün armağan etmiş olduğu bu cennet yurdun yine cennet köşelerinden birisindeyiz. Aslında o kadar çok köşesi var ki. Ben hemen konuya gireyim. Alanya Kalesi'nin hemen yanındayız. Tam arka platformda gördüğünüz yer Selçuklular döneminden kalma, yani Selçuklu Kalesi'nin bir parçası olan tersane. Ama tersaneden söz etmezden önce Alanya Kalesi ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yani 12. 13. yüzyıllarda Selçukluların yaptırmış olduğu tarihi bir kale, muhteşem güzellikte. Biliyorsunuz Ulusal Kanal felsefe ve insan programlarını yaparken farkındasınızdır. Aynı zamanda bir kültür elçisi olarak çalışıyor. Muhteşem bir kalenin yanındayız. Selçukluların bugüne kadar bırakmış olduğu, bize kadar intikal eden kalenin yanındayız. Tersaneyi görüyoruz. Ayrıntılarda Kızıl Kule'yi göreceksiniz. Büyük bir kale. Alanya'ya gelenler bilirler. Gelmeyenler varsa bir an önce gelsinler. Ecdadımızın, atalarımızın bize miras bırakmış olduğu bu kültürel değeri, muhteşem eseri yerinde görsünler. Tavsiyem budur. Kızıl Kule 1226 yılında Alaaddin Keykubat zamanında yapılıyor. Hemen arkamızda gördüğünüz tersane yine 2 yıl sonra 1228'de Sultanul Bahrain, yani Arapça tamlamasıyla söylüyoruz, İki denizin sultanı ya da kralı deyin siz, İki denizin kralı ya da sultanı diye kendisine ünvan bahşeden, ünvan veren bir tersanenin fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi eldeki kayıtlara göre bu tersane neredeyse Selçuklular dönemine ait tek tersane, en azından günümüze kadar gelmiş olan bir tersanedir. Tabii uzaktan görüyorsunuz, ayrıntılı bir şekilde gezmek gerekiyor burayı. Alanya'yı Alanya yapan belki de en önemli tarihi mekanlardan birisi burası. Biz tabii bu kadar söyleyelim çünkü belgesel çekmediğimiz için sadece mekanları seçiyoruz felsefe ve insan için. O bakımdan biz tahrik edelim izleyicilerimizi, ziyaretçilerimizi. Bu cennet yurdumuzun her köşesini ziyaret etsinler, gelsinler ve bu ihtişamı yerinde görsünler. Şimdi felsefi sağaltım programlarımız seri halinde devam ediyor biliyorsunuz. Felsefi sağaltımı bazen filozoflarla, bazen felsefede bir takım akımlar ya da sistemli düşünceyle burada dile getiriyoruz. Beraber sohbetini yapıyor, paylaşıyoruz. Bazen de SİDE'den hatırlarsınız, SİDE'de yaptığımız programlarda medeniyetler arası ilişkiler, yani uygarlıkların birbirleriyle ilişkisinden doğan bir sağaltım acaba olur mu sorumuzu cevaplandırmıştık. Şimdi burada da kültürlerden kaynaklanan kültürler arası mirasın ortaya çıkardığı sağaltımdan söz edeceğiz. Peki bunun çerçevesini önce bir çizelim. Yani kültürel mirasla sağaltım nasıl olur? Ondan sonra ben biraz ayrıntılarına girer, genel olarak anlatırım. Ama hemen şunun altını çizmem gerekiyor. Burada felsefe ve insan programının
komplike olması, kompleks ya da karmaşık olmasının nedenlerinden birisi şu. Tarihi mekanlardan söz ediyoruz. Bu tamam. Bulunduğumuz mekanı anlatıyoruz. Bu mekanın kültürel anlamı nedir? Onun üzerinde duracağız. Peki bu kültürün insana yararı nedir? Yani direkt olarak böyle söyleyeyim. Yani kültürlü insan, kültürsüz insan ayrımı yapıyoruz. Hatta bizim en sıradan hiç okumamış, belki okuma yazma bilmeyen insanımız bile şunu söyler. Yani kültürlü insan değerlidir, kültürsüz insan değerli değildir derler. Yani çok kaba tabirle aslında kültür kavramı eski Yunan'dan bu tarafa anlamı sürekli olarak bugüne kadar değişikliklere uğramış bir kavram. Şöyle ilk baktığımız zaman kültür aslında yetiştirmek, büyütmek, işte ekmek, bitmek, biçmek ve bir anlamda tohum atmak anlamına geliyor. Şimdi Roma'dan bu tarafa kültür kavramının farklı anlamları olduğunu biliyoruz ama Roma'nın son dönemlerine kadar takip ettiğimiz zaman kültür ne anlama gelir? İlk önce ekin ekmek anlamına geliyor. Daha sonra insan yetiştirmek anlamına geliyor. Mesela bir fidanı nasıl ekersiniz, dikersiniz, büyütürsünüz, onun meyvesinden, ağacından, yaprağından, her şeyinden yararlanırsınız. İşte yetiştirilen bir insan da aslında ışığından, aydınlığından yararlanılacak hale getirilmiş insan demektir. Demek ki kültürü olmayan insan ışıksız insandır. Kültür olmadığı bir yerde, kültürün olmadığı bir yerde ekin olmaz, bitki olmaz, meyve olmaz. Mesela boz bir toprak düşünün veya ekilip dikilmeyen bir arazi düşünün. Orası kültürel bir arazi değildir. Çünkü herhangi bir bitkinin, tohumun, ağacın veya başka bir şeyin ekilmediği bir yerdir, boştur, hiçbir yararı yoktur. O halde kültür kavramı ilk anlamıyla bugünkü anlamı bakımından düşünüldüğü zaman birbirinden çok ayrı değildir. Yani ağaç yetiştirmek veya bitki yetiştirmekle insan yetiştirmek arasında anlam bakımından kültür farklılaşmaz. O halde bir insanın kültürel açıdan sağaltılması demek insanın yetiştirilmesi demektir. Bunun içine eğitim girer. Mesela biz neden okullar açarız? Özel okullar, işte resmi okullar, efendim üniversiteler, üniversite üstü, lisans, lisans üstü eğitim, öğretim düzeyinde pek çok örgün veya örgün olmayan yaygın eğitim kanallarıyla biz insanları insan yetiştirmek isteriz. Yani kültürlendirmek isteriz. Neden? Eğer bir birey ya da toplum kültürden mahrum kalırsa, yani yetiştirilmezse, o hem kendine yararsız hem de başkasına yararsız olur. O da yetmez. Hem kendine zararlı olur hem başkasına zararlı olabilir. Ülkemiz bu bakımdan hem bireysel hem toplumsal anlamda siyasi, ekonomik, sosyal ve her alanda kendi kendisini sağaltabilmesi için kültürel mirasımızı sürekli hatırlamak, onları sadece övgüyle ya da yergiyle yad etmek değil, onları bugün yeniden anlamlandırmak zorundadır. O zaman iki şey karşımıza çıkıyor. Eğer biz nasıl ki bir ağacı yetiştirmek için fidanını dikiyor, bakıyor, suluyor, buduyor, hastalıklarını takip ediyor ve bir takım zirai ilaçlarla onu hastalıklardan korumaya çalışıyorsak, kültürsüz olan insan da bir hastadır. Kültürsüz olan insanın hastalığını gidermenin tek yolu da kültürlü bir insan yetiştirmektir. Zaten Atatürk'ün amacı neydi? Her zaman söylüyoruz. Genellikle de bu yanlış anlaşılıyor. Atatürk'ün amacı batılılaşmak değildi. Doğululaşmak da değildi. Batının bulunduğu bilimsel, kültürel ve teknolojik seviyenin, çağdaş medeniyetler seviyesinin ötesine geçmeyi hedeflemişti. Yani Atatürk bir batıcı, Atatürk bir doğucu değildi. Atatürk Türkiye'ciydi, Türk milletindendi, Türk yurdundandı. Bütün hedefi bundandı. Aslında Atatürk'ün felsefesine baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'ndan daha çetin bir savaşın başladığını bize Nutuk da çok sık söyler. Kurtuluş Savaşı, düşmanla mücadele edersiniz. Düşman bellidir, somut, maddi, görülebilir.
bir düşmanla mücadele etmek, evet, kolay değildir belki. Gecesini gündüzüne katmıştır. Ancak bu düşmanla mücadele ettikten sonra asıl düşman vardır ki onun asıl düşman olarak nitelendirdiği şey cehalettir. Demek ki cehalet boş bir toprak, dümdüz bir arazi, hiçbir verimi olmayan, hiçbir fidanın yetişmediği, hiçbir bitkinin, yeşilin bitmediği bir arazi olarak düşünürsek, kültürsüz bir toplumda dümdüz, bomboz bir çöle benzer. Hiçbir fark yoktur. Tekrar ediyorum, antik çağdan bu tarafa kültür kavramı hem toprağı ekip biçmek hem de insanı yetiştirmek anlamında kullanılıyor. Bizim Atatürk'ün fikir öncülerinden, Atatürk'e fikir veren büyük filozoflarımızdan Ziya Gökalp de ekin kavramı üzerinde çok durur. Ekin biliyorsunuz Türkçe bir kavramdır. Kültür için bulunan kavram Ziya Gökalp tarafından ekindir. Yani bilirsiniz, yani tarlada ektiğimiz şeylere ekin derler vesaire. Hatta çocuklarımıza da isim koyarız ekin. Ekin ile kültür aynıdır o anlamda. Demek ki ekin ekmek neyse, bir insanı kültürlendirmek, kültürlü bir hale getirmek de o anlama gelir. Öyleyse değerli Ulusal Kanal izleyicileri, kültürsüz olmak gibi bir seçeneğimiz yok. Peki bunu nereden elde edeceğiz? Biz acaba tarihsel geçmişimizi bir kenara bırakıp yeniden bir kültür mü yaratacağız? Hayır. Burada tarih felsefesi ile kültür felsefesinin çakıştığını görüyoruz. Şimdi bütün kültürel mirası yazılı ve sözlü olarak bize aktaran bilim tarih bilimidir. Yani bunu tıp biliminden, pozitif bilimlerin her türlüsünden ayırt etmek mümkün değildir. Neredeyse mesela tarih filozoflarından pek çoğu şunu söylerler. Tarih bilimi neredeyse bir pozitif bir bilim, deneysel bir bilimdir. Belki doğrudan doğruya bir tıp bilimi gibi, bir veterinerlik bilimi gibi değildir belki, ama neredeyse onun kesinliğini, onun deneyselliğini bugüne kadar aktaran bir bilimdir. Yani tarih keyfe göre yapılmaz. Tarihi biz kafamıza göre kurgulayamayız. Tarihimizin herhangi bir kısmını yok sayıp, bir kısmını yüceltip, diğer kısmını yerip, öbür kısmını işte haritadan silemeyiz. İyisiyle kötüsüyle tarih içerisinde bugüne kadar bize intikal etmiş bütün kültürel değerlerimizi gözden geçirmek zorundayız, anlamlandırmak zorundayız. Biz hakim, yargıç değiliz. Bu topraklarda pek çok uygarlıklar geldi geçti değerli izleyiciler. Bu uygarlıklar tarihinde takip edebileceğimiz pek çok birikimler bugüne kadar taşındı. Şimdi Selçuklular döneminden söz ediyoruz. Biraz oraya odaklanacağız. Size daha çok tarihi bilgi vermeyeceğim. Ama tarihin vermiş olduğu bilgilerden hareketle Selçuklular döneminden bize kalan kültürel miras nedir, ne değildir? Onunla ilgili bu kalan programımızda, dakikalarımızda konuşacağız. Tarih yargıcın veya bir hakimin yargılayabileceği bir dönem değildir. Biz bilimi nasıl yargılamıyorsak bunu da yargılamıyoruz. Şimdi öyle bir yurtta, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Anadolu'nun pek çok medeniyetlerin üst üste geldiği bir ülkedeyiz. Ve gerçekten şöyle bir uçurum var. Ne kadar az kültürlü olur isek, ya da kültürü ve medeniyeti ne kadar kale almazsak, o kadar çok bu topraklarda tutunma ihtimalimiz azalır. O kadar fazla azalır. Dolayısıyla daha önce gelmiş işte Roma kültüründen, Bizans kültüründen bize kadar intikal etmiş pek çok eserler olduğu gibi, daha sonra Türk kültürüyle ilgili eserlerden de söz etmemiz gerekiyor. Çünkü birini ayırıp diğerini bir kenara koymak gerçekten felsefi ve bilimsel bir tavır değildir. Şimdi Selçuklular döneminden söz ettik. Yani geniş bir dönem bu. Mesela Haçlı seferlerinin olduğu çok önemli bir zaman dilimidir. Mesela 12. yüzyıl, 13. yüzyıl. Birkaç özelliğinden bahsedeyim. Haçlı seferleri sadece İslam ile Hristiyanlık arasındaki bir mücadele, tarihsel mücadele olarak
Görülemez çünkü eğer böyle görürsek bunu bir savaşların tarihi olarak görmemiz gerekiyor. Bu dönemde 200 yıl süren bir Haçlı seferi olduğunu görüyoruz. Çok farklı medeniyetlerin, kültürlerin birbirleriyle karşılaşmasına imkan veren bir Haçlı seferidir bu. Ölümler, yıkımlar olmuştur ama diğer doğumlara, farklı kültürlerin ortaya çıkışına da zemin hazırlamıştır. Hatta Edgar Morin Haçlı seferleriyle ilgili der ki, çağdaş Fransız düşünürlerinden Edgar Morin, Haçlı seferleri aslında der, doğudan gelen Hristiyanlığı tekrar doğuya püskürtmek için yapılmıştır der. O da öyle bakar. Demek ki yani tek yönlü, tarihte olup biten herhangi bir olguyu ve bize kadar gelen mirası tek yönlü olarak algılamak aslında bizim hem zihinsel hem de ruhsal dünyamızı tarumar eder. Bu dönemde yani 12. 13. yüzyılda, 11. yüzyıldan başlayarak söylersek, 2-300 yıllık bir Selçuklar dönemi olarak biz bunu biraz daraltırsak, Haçlı seferleri var. İki, İslam dünyasının tam bir dönüm noktası yaşadığı bir dönemi burada kastediyoruz. Neden? Çünkü Orta Çağ, 1000 yıl süren bir Orta Çağ var. Hristiyan, İslam Orta Çağı olarak görülüyor. Hristiyanlık ve İslam düşüncesi Yunan felsefesiyle buluşmuş, yeniden bir bileşim meydana getirmişler. Ancak İslam düşüncesi Orta Çağ bakımından bu dönemde çok daha zirvededir, ileridedir Hristiyan Orta Çağına göre. Tam bir kırılma noktasındayız. Yani bu 12, 11, 12, 13. yüzyılı kastediyorum. Tam kırılma noktasındayız. İşte kırılma noktasında bize kadar intikal eden bir eserden bahsetmiştim zaten programın başında. Haçlı seferleri var. İslam dünyasını çok sarsmıştır. Doğu ile Batı'nın adeta ilk defa böyle topyekün karşılaşması veya hesaplaşması diyelim, en azından savaşlar yoluyla hesaplaşması olarak adlandırılabilecek bir karşılaşmadır. Diğer taraftan Orta Çağ'ın artık son dönemine gelindiğini görüyoruz. Hristiyan Orta Çağı bütün içe kapanıklığıyla devam ediyor. İslam Orta Çağı daha dışa açık. Ancak iki şey var. Hristiyan Orta Çağı kendi içerisinde ilerlemenin, daha sonraki Rönesans hareketinin, mesela İtalya'da başlayacak olan Rönesans hareketinin tohumlarını taşıyorsa, bu sefer de aynı yüzyıllarda İslam düşüncesi her ne kadar Hristiyan düşüncesinin önünde ise de o da kendi içerisinde gerilemenin tohumlarını taşıyordu. Yani tam bir makas değiştiriyor bu yüzyıllar. Bu makas değiştirildiği, iki medeniyetin makas değiştirdiği, ters yönde birbirlerine zıt bir istikamet takip ettikleri yüzyılda işte Selçuklular var. Çok kritik bir yüzyıllar dizisidir bu aslında. Diğer taraftan bugün adlarını çok sıklıkla andığımız, genellikle yergi ya da övgü konusu olarak aldığımız ama bir türlü onların bize bıraktıkları, intikal ettirmiş oldukları kültürel mirası geleceğimizi sağlatmak için kullanmadığımız isimler var. Mesela bunlardan bir tanesi Mevlana. Yine bu yüzyıllardır. Mesela 1273 Mevlana'nın ölümü. Bakıyorsunuz ondan 5-10 sene sonra ölen Sadreddin Konevi var. Konyalı Sadreddin. Mevlana'nın işte cenazesini yıkadığı bilinen ve Mevlana'nın da çok yakın dostu var. Bunlar büyük Türk sufileridir. Sonra bakıyorsunuz 1200-1240'larda yine Muhyiddin İbni Arabi var. Muhyiddin İbni Arabi hem dünyada bugün hem de Türkiye'de büyük yankılar uyandıran ve hala ilgi odağı olan, üzerine tezler yapılan diğer bir isimdir. Yunus Emre'ye bakıyorsunuz yine bu yüzyılda. Yunus Emre, Mevlana, efendim işte Sadreddin Konevi, Muhyiddin İbni Arabi, bunlar şunu gösteriyor. Hacı Bektaş Veli yine aynı yüzyılda. Şimdi biri diğerine çok benziyor mu? Aslında düşüncelerinin yönü bakımından, yani bırakmış oldukları kültürel miras açısından düşünüldüğü zaman ortak bir noktaları var. O da ne biliyor musunuz? Selçuklular dönemi
Hem bizim yıkım tohumlarını içinde taşıdığı bir dönemdir. Hem de aynı zamanda yeni bir bakış açısının sadece dini değil, dünyayı, olayları, fikirleri farklı bir bakış açısından, hatta gizemli bir bakış açısından değerlendirdiğimiz bir yüzyıldır. Bu sufiler ve düşünürlere baktığımız zaman ortak nokta şudur. Türkler İslam dinini kendi ruhsal ve zihinsel açılarına göre yorumlamışlardır. Yani bizim dini yorumlama biçimimiz bir tasavvuftur. Ama bu yüzyıllarda şekillenen en önemli düşünürlerini ve mütefekkirlerini, aydınlarını bu dönemde yetiştiren tasavvufun gittikçe, yani zaman ilerledikçe tarikatler şeklinde hiyerarşik bir düzleme doğru kısırlaştığını da görüyoruz. Bunu böyle görmek gerekiyor. Yani 2. Mahmud'a gelinceye kadar biliyorsunuz tekkeler ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili karara veya tekkeler ve zaviyelerle ilgili bir takım kısıtlamalara doğru 2. Mahmud döneminde tasavvufun artık bir emir komuta hiyerarşisi, sosyolojik bir düzenek haline geldiğini görüyoruz. Yani içi boşaltılmıştır tasavvufun. Oysa tam bizim bahsettiğimiz yüzyıllarda tasavvuf Türklerin dünyayı, varlığı, dini değil. Din sadece orada bir motif, bir renktir. Dünyayı, olayları, varlığı, bilgiyi yorumlama tarzlarıdır. Şimdi diyeceksiniz ki yani o kadar çok isim saydın, neden bunlar üzerinde tek tek durmuyoruz? İleriki programlarımızda, başka programlarımızda mutlaka duracağız. Şimdi elimize kadar gelen bu eserleri, Türk İslam eserlerini ne yapmak gerekiyor? Bunlar büyük bir kültürel mirastır ve bize kadar gelmiştir. Biz bunları övelim mi? Yerelim mi? Yoksa üçüncü bir yol daha var, umursamayalım mı? Aslında üçünü de yapıyoruz, biliyor musunuz? Umursamıyoruz. Eğer yaklaşırsak ya övüyoruz ya da yerin dibine batırıyoruz. Oysa felsefi düşünce tarzında tarihin ve tarihten bize kadar aktarılan kültürel mirasın övülmesi, yerilmesi değil, değerlendirilmesi, yeniden anlamlandırılması ve daha önce kültürel açıdan bir dünyanın, doğanın, insanın nasıl yorumlandığını görüp onun bir anlamda ışığıyla, ondan aldığımız güçle geleceği inşa etmektir. Yani kültürel miras geleceğimizi inşa eder. Peki bu sadece bir ülke olarak, bir siyasi yapı olarak ya da bir toplum olarak mı böyle? Hayır. Biz şu an kendi çocuklarımıza, kendi nesillerimize bizim daha önceki kültürel mirasımızın yeniden anlamlandırılması için onları tanıtmak zorundayız. Bu kültürel miras, bu sadece bilgilenmek için değildir. Aa, ne kadar çok Mevlana'yı biliyor ya da Sadreddin Konevi'nin bütün kitaplarını okumuş, biliyor gibi sadece entelektüel merak, fantastik bir bilgi değil bu. Onların içselleştirilmesiyle ilgili bir durumdur. Demek ki kültürel mirasla sağaltım insanın daha önceki kültürleri yeniden anlamlandırarak kendisini yetiştirmesi ve gelecekle ilgili yeni kültür kombinezonları oluşturabilecek gücü, kuvveti ve cesareti oradan alması anlamına geliyor. Bir örnek vereceğim. Bakın, bu saymış olduğum sufiler ve filozoflar, ben artık filozof diyorum. Direkt olarak filozof diyorum. Neden biliyor musunuz? Mevlana'ya filozof diyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'ye filozof diyorum. Yunus Emre'ye filozof diyorum. Her birine filozof diyorum. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Belki bazı felsefeyle ilgilenen izleyicilerimiz şöyle sorabilirler. Ya olur mu? Felsefe batıdadır. Doğuda ne var ki? İşte akıl, rasyonalizm, bilim, her şey batıdadır. Doğuda sadece işte kelam vardır. Hatta bazıları diyor, doğuda kelam, batıda kalem vardır. Biz doğuluyuz. İşte biz sadece konuşuruz, kelam üretiriz. Kalem olmaz bizde. Kalemle yazmasını bilmeyiz gibi
biraz aşağılayıcı, biraz da tarihsel mirasımızı bir anlamda çarpık gören bir bakış açısının ürünüdür. Oysa saymış olduğum isimler, yani her biriyle ayrı ayrı inanın onlarca program yapılabilir. Ama ben dikkatleri çekmek üzere zaten bu programları yapıyorum, biliyorsunuz yani. Bu kültürel mirasımıza, bu Romalılardan kalan miras da olabilir. Çünkü üzerinde oturduğumuz topraklarda Roma'nın mirası da var, Bizans'ın mirası da var, Osmanlı'nın mirası var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün bu mirası Atatürk'ün mesela dehasıyla yeniden yorumlayarak bir Türk milleti ortaya çıkardı. Bu Türk milletini, milletinin kültürel anlamda Kurtuluş Savaşı'nı vermesini de istedi. Bizim aslında belki düşmanlarla Kurtuluş Savaşı'mızı tamamlamış olsak da emperyalistlerle, ki hala emperyalistlerle başımız dertte, biliyorsunuz. Bunun ötesinde daha biz ikinci aşamaya geçemedik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti emperyalist tehditle hala karşı karşıya, hala sınırlarımız, biliyorsunuz. Ülke içinde ve dışında ülkemizin karşı karşıya gelmiş olduğu tehditleri biliyoruz. Anlatmama gerek yok bunlar, çünkü benim işim değil. Ama biz hala bir şeylere geç kalıyoruz. Geç kaldığımız şey kültürel ve bilimsel Kurtuluş Savaşı'dır. Atatürk'ün işaret etmiş olduğu kültürel ve bilimsel Kurtuluş Savaşı'nı verebilmek için kültür mirasıyla bir an önce nesillerimizi, geleceğimizi iyileştirmek zorundayız, yetiştirmek zorundayız. Bomboz bir toprakla, çorak araziyle biz nasıl karnımızı doyuramazsak, bomboş insanlarla, kültürsüz, bilgisiz, cehaleti marifet zanneden nesillerle, gelecek nesillerimizle de bir adım dahi ileriye gitmeyiz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.